الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Allah ibadet ve itaatlerimizi kendi katında kabul buyursun. İmam-ı Bakır aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. El-kemalu kullul kemal, et-tefakkahu fid-din, ve sabru ala'n-naibe, ve tagdirul ma'işe. Kemalin, erdemin, kamilliğin tümü şu üç şeydedir. Dinde derin bilgi sahibi olmak, musibetlere karşı sabretmek, geçim masrafını ölçülü bir şekilde ayarlamak. Geçen hafta huzurlarınıza hadisin birinci bölümünü dinde derin bilgiye sahip olma konusunu arz ettim. Hadisin ikinci bölümünde dinin kemalinin ikincisi musibetler karşısında sabırlı olmak olduğu zikredilmiştir. İmam-ı Bakır aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Dinin kemaline, eksiksizliğe, marifete ulaşmak istiyor iseniz ve sabru alen naibe, musibetler karşısında sabırlı olun. Her bir fert yaşamı boyunca hoş, nahoş ve sıkıntılı olaylarla karşılaşması kaçınılmazdır. Hatta insan bir dağa çekilip inzivaya çekilse dahi yine rahat olmayacaktır. Çünkü musibet, denenme, sıkıntılar kaçınılması mümkün olmayan sünnetullah'tır. Bu bağlamda Kur'an şöyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ve sizi mutlaka korku ve açlıktan ve mal, can ve ürünlerin eksikliğinden dolayı imtihan edeceğiz, deneyip sınayacağız sizleri. Ve sabredenlere müjde olsun. Ne mutlu o sabredenlere bu imtihan, bu denenmelerde. Kur'an özellikle imanlı, takvalı, mümin kişileri nazara alarak şöyle buyuruyor. اَحَسِبَ النَّاسَ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle müminleri, İman ehli olanlara nazar alarak insanlar inandık demekle imtihan edilmeden mi bırakılacaklarını zannediyorlar. Hayır değerli müminler, denenme, sınanma kaçınılmazdır. Dünyamızda var olduğumuz sürece bir takım hoş ya da nahoş şeylerle karşılaşacağız. İmtihan, musibet ve sınanmaya bizden öncekiler de tabi tutuldu. Bu denenme, bu sınanma
babamız Hazreti Adem'den başladı günümüze kadar ve günümüzden ise kıyamete kadar böyle devam edecektir. Allah Azze ve Celle bizden öncekileri deneyip sınaması konusunda şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Andolsun, yeminler olsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Yani bizden öncekileri de denendi, sınandı. Hastalıklarla, bollukla, kıtlıkla, fakirlikle, zenginlikle, artık dünyada var olan her şeyle denenip sınandılar. Ve sıra bize gelmiştir. Biz de denenip sınanacağız. Bizler de onlar gibi bu sınavdan geçmeye gayret göstermeliyiz. Bundan daha önemlisi, yaratılış hedefi dünya sıkıntı ve sorunlarıyla iç içedir. Yani bizim varlığımız sorun sıkıntılarla iç içedir. Kur'an şöyle buyuruyor. Tebârekellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadir. Hükümdarlık, yetki elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ayetin devamı, yaşamı ve ölümün bir denenme, bir sınanma olduğunu buyuruyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O hanginizin daha güzel amel yapacağınızı sınamak için ölüm ve hayatı var etti. Bir zaman vardık, denenip sınanıp tekrar gideceğiz. Geride bıraktığımız evlatlarımız hem bizim varlığımızla denenip sınanmıştır, hem de yokluğumuzla denenip sınanacaktır. Babasını kaybetti diye feryat mı edecek, Allah'a mı sığınacak? Musibetler üst üste geldi, ne yapacak? Ve bunun neticesini nasıl, bu imtihanı nasıl başaracak? Beşer istese de istemese de hayat ve yaşamında bir takım bela ve musibetlerle karşılaşacaktır. Bizim elimizde değil. Güç, kudret sahibi bu bela ve musibetlere, bu sıkıntılara bizi sokup, bizi deneyip sınayacaktır. Kur'an ve hadislerin mantığına göre imanlı, takvalı, Allah'a yakın olanların bela ve musibetlerinin daha çok, daha zor olduğunu görmekteyiz. Peygamberlerin denenmesiyle sınanması bizlerden farklıdır. Bizler peygamberlerin denenme ve sınanmalarına tabi olsak hiçbirimiz başaramayız. Herkes imani takvası, Allah'a yakınlığı kadar denenip sınanacaktır. Dikkat edersek peygamberlerin hayatına baktığımızda, imamlarımızın hayatına baktığımızda ne kadar ağır musibetlerle karşı karşıya gelmişler. Kerbela'yı nazara aldığımızda Zeynep-i Kubra salamullahi aleyha nasıl bu musibetler karşısında sabredip tahammül göstermiştir. Denenip sınanacağız değerli kardeşlerim. Denenip sınanacağız. Kimileri genç evladını toprağa vermekle, kimileri evladının asiliğiyle, kimileri hastalıkla, kimileri tabi zenginlikle, fakirlikle denenip sınanacaktır. Aklı selim birisinin aklı ise bu denenme ve sınanmalara hazır olmayı emrediyor. Yani ey beşer, hal ki senden öndekileri böyle denenme ve sınanmalara tabi oldular, sen de hazırlıklı olmalısın. Sen de hazırlıklı ol ki böylesi bir imtihanla, denemeyle karşı karşıya kaldığında rahat bir şekilde bu sınavı verebilesin. Belalar ve musibetler karşısında, denenme ve sınanmalar karşısında sabırsızlık edip acizlik göstermek, o mükafatı zayi etmektir, yok etmektir. Emir al-Mu'minin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor.
bela ve musibetler yüz tuttuğunda sağlam kale olan sabra sığının. En büyük sağlam kale olan sabra sığının. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyuruyor. En hayırlı binek sabırdır. Sabırdan daha güzel koruma, daha güzel binek yoktur. Yüce Allah kuluna sabrından dolayı güzel bir nimet vermiştir. Yani her sabrın, her tahammülün bir getirisi vardır kesinlikle. Allah Azze ve Celle o zorluklardan sonra güzel bir aydınlık, ferah ve bol mükafat inayet etmektedir. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam Hafsa şöyle buyuruyor. Kale Ebu Abdillah ya Hafsa inne men sabara sabara galilen. Ey Hafs, hiç kuşkusuz sabreden az bir süre sabreder. Yani bu musibet, bu belalar geçicidir. Zamanı çok kısadır. Ve inne men cezi'a galilen. Yine sabırsızlık, panikleyen de az bir zaman sabırsızlık gösterip panikleyecek, bitecek, geçecek. Thumma qal aleyke bis sabri fi cemi'i umurik. Ey Hafs, tüm işlerinde sabırlı ol. Tüm hal ve hareketinde sabırlı ol, tahammül ol, panikleme, Allah'a sığın. Yine Ebu Basir'den şöyle rivayet edilmektedir. En Ebi Basir kâle semi'tu Ebu Abdillah yekûl. Ebu Basir şöyle diyor. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu duydum. Yekûlu innel hurre hurrun ala cemî' ahvâlihi. İnne nâbedhu nâibetun sabara leha ve inne tedakket aleyhil mesâibu lem yeksirhu ve in esira ve kuhira ve stubudile bil yusri usra. Dikkat edin rivayete. İmam aleyhissalatü vesselam açık ve net bir şekilde konuyun tabiri caizse can alıcı bir şekilde buyurmuştur. Hür kişi her zaman hürdür. Her halinde hürdür, özgürdür. Başına bir felaket geldiği zaman sabreder. Artık sabırsızlıkla etrafa saldırmaz, isyan etmez, yakınmaz. Başına bir felaket geldiğinde sabreder. Belalar peş peşe üzerine dökülseler de direncini ve sabrını kıramaz. Mümin hakikatta böyle sağlamdır. Ne kadar bela musibet gelse de asla onun direncini, sabrını kıramaz. Canlı örneği Zeynep-i Kubra selamullahi aleyhaydı. Kerbela'da bundan daha büyük musibet, daha büyük bir bela peş peşe gelebilir mi bir insan için? Ama hiçbir şekilde Zeynep selamullahi aleyhanın direncini kırmadı. Sabrına zarar veremedi. Yine Zeynep-i Kubra selamullahi aleyha tüm bu belalar karşısında ma ra'aytu illa cemilen buyurdu. Biz Allah'tan, güzellikten başka hiçbir şey görmedik buyuruyor. Eğer esir düşse, ağır baskılar altında kalsa ve karanlık hali yoksulluğa, varlık hali yoksulluğa düşse de ayakta durar. Çökmez, dizüstü çökmez, mücadeleye devam eder. Esir olup işkenceler altında kalsa da yine özgürlüğüne leke getirmez, özgürlüğüne halel getirmez. Daha sonra İmam aleyhissalatü vesselam tabiri caizse asabın anlaması, canlı örneğini görmesi için Hazreti Yusuf aleyhissalatü vesselamı örnek veriyor. Kema kana Yusufu Siddiqul Emin lem yadurr hurriyatahu anis tu'bida ve quhira ve asira ve lem tadruhu zulmatul jubbi ve vahşatuhu ve ma nalahu emmenallahu aleyh. İmam aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Nitekim
doğru sözlü, o güvenilir, emin Yusuf köleleştirildi. Kardeşleri kuyuya attı, kuyudan çıkarıp köle pazarına götürdüler, köleleştirdi. Baskı altına alınması ve tutsak edilmesine rağmen Hazreti Yusuf aleyhissalatü vesselamın özgürlüğüne hiçbir zarar veremedi bu işkenceler, bu zulümler. Yani kuyunun karanlığı, köleliğin ağırlığı, zindandaki baskı ve işkenceler Yusuf aleyhissalatü vesselamın özgürlüğünü elinden alamadı. Mümin özgürdür. Mümin asla teslim olmaz. Biz sadece hürriyeti, özgürlüğü savaş meydanında düşmana karşı esir olmamakta görüyoruz. Her şeyde özgürlük vardır. Eğer bir bela, bir musibet karşısında pes ediyor isek özgürlüğümüzü teslim etmiş oluyoruz. Bir hastalık karşısında dizüstü çöküp yakınıyor isek özgürlüğümüzü yitirmişizdir. Yusuf aleyhissalatü vesselam atıldığı kuyunun karanlıkları, yalnızlığı ve başına gelen onca felaket ve musibetler ona zarar verememiştir. Ve kezalike sabru yu'akib khayran fasbiru ve vattinu enfusakum ala sabri tuceru. İmam aleyhissalatü vesselam hadisin devamında şöyle buyurur. İşte böyle sabredenlerin mükafat, hayırlı bir akıbet gelir. Yusuf aleyhissalatü vesselam onca musibetlere maruz kaldı, sabretti. Allahu azze ve celle sabrından dolayı getirdi Mısır'a, padişah etti Yusuf'u. Zindandaki Yusuf'u getirip özgürlüğün, hürriyetin Mısır'a padişah edip yönetici etti. Ve imam buyuruyor ki sabredin, kendinizi sabretmeye alıştırın ki mükafat alasınız, ödüllendiresiniz. Dolayısıyla bir nevi anneler, babalar evlatlarını sabretmeyi ameli bir şekilde göstermelidir. Babasın, annesin, hastalamışsın, artık sabrı başucunda duran evlatlarına ameli göstermelisin. Yakınıp sızlamanın hiçbir faydası yoktur. Ama direniş gösterip ve bu ilahi bir imtihandır, bu denenmedir, sınanmadır deyip mücadele yolunu seçtiğinde hem etrafındakiler, ailen hoşal olur, hem de sen büyük mükafatlarla bu imtihanı geçirirsin. Hakikatta cennet, güzellikler, Allah'a ulaşmak sıkıntılarla, zorluklarla, sabırla çevrelenmiştir. Allah Azze ve Celle cenneti bahaneye vermez, amele vermektedir. Amel sahiplerini cennetine götürmektedir. İmam-ı Bakır aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. En Ebi Ca'ferin galel el cennetu mehfufetun bil mekarihi ve sabri. Femen sabara alel mekarihi fid dünya dehalel cenne. Cennet sıkıntılar, zorluklar ve sabırla çevrilmiştir. Dünyada zorluklara karşı sabreden kişi cennete girer. Dünyada musibetlere göğüs gelen cennete, kurtuluşa gider. Allah bizleri sabreden, Allah bizleri musibet ve belaları imtihan görüp bunun karşısında direnen, direniş gösteren salih kullarından karar kılsın. Bismillahirrahmanirrahim.